Arda hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Nasılsınız? İyiyim siz? Biz de iyiyiz. Çok şükür. Her şey yolunda hayatta. Şahane. Şimdi biz Google bilgileriyle sizin hayatınızın kısa ve ufak bir belgeselini hazırladık. Hı-hı. Lütfen yanlış olan yerlerde durdurun ve orası öyle değil deyip bize doğrusunu anlatın. Peki. Ya da canınızın istediğini de durdurup bunu böyle yaptım ama bir sorun bakalım niye yaptım size mi soracaksın tüm diye anlatın. Tamam, okey. Buyurunuz. Hadi bismillah. ...1993 yılının yaz ayında bir tatil beldesindeyiz. O yıllar pop müziğin yavaş yavaş zirveye çıktığı yıllardır. Hakan Peker'in Köylü Güzeli, Kenan Doğulu'nun Yaparım Bilirsin, Tarkan'ın Kıl Oldum Abi şarkıları popüler olsa da gençlerin dilinde bambaşka bir şarkı vardır. Sahilde her akşam kızlı erkekli toplanan gençler, o senenin popüler şarkısı Akdeniz Akşamları'nı hep bir ağızdan söylemektedirler. Tam da o yıllarda yaşıtlarının yaz tatilinin tadını çıkardığı sırada İstanbul'da lüks bir otelin resepsiyon görevlisi olarak çalışan gencimiz üstlerine ısrarla mutfağa geçmek istediğini söylemektedir. Nitekim ısrarlı tavırları karşılığını da bulur. Otelin resepsiyon görevlisiyken mutfağa geçiş yapar. Arda'nın mutfağı programıyla milyonların sevgilisi haline gelen Arda Türkmen mutfağa tam olarak böyle girer. Doğru. Doğru. Şöyle, aynen öyle. Ben lisedeydim. Çok manyak bir şekilde çocukluğumdan beri bir çalışma aşkı var yani. Herkes gezme tozma da ben de hep bir çalışmak isterdim. Hatta böyle manyak manyak işler peşindeydim. Mahallede niyetçilik yapardım. Ya şimdiki gençler çok onu bilmiyordur ama niyetçi böyle evde var olan 3-5 bir şeyi koyarsın, çektirirsin bir para karşılığı. Bir para kazanayım diye. Sonra bir... Kaptan kırtasiyemiz vardı. Onun önünde dergi satmaya başladım falan. Böyle değişik şeyler. Babama dedim ki ben otelde çalışmak istiyorum. Önce pek ciddiye almadı. Sonra o dönem Lapis diye bir kuyumcu vardı. Bu özellikle Antalya'da. Halı, kilim böyle filan. Hatta televizyon programlarına filan da acayip sponsor olurdu. Evet, yazısı filan satıyordu. Kanal 6'da filan galiba. Kanal 6 mıydı? Öyle bir şeyde filan böyle yarışma programlarında filan. Ben gittim Lapis'e. Dedim ki ben çalışmak istiyorum. Dediler ki tam aradığımız keriz. Hemen bir sözleşme imzalattılar. Akşam aldım onu eve geldim. Dedim ki ben gideceğim Antalya'da Lapis'te çalışacağım. Babam dedi ki rahmetli manyak mısın oğlum dedi. Nereye gideceğim belli mi falan. Biz bunu tutamayacağız dedi en iyisi. Biz de seni otelde çalıştıralım. Tamam dedim otelde. Herhalde yapamaz diye düşündü. Çünkü gittim onun beni yönlendirdiği otele. Saçlarım uzundu. Dediler ki saçını keseceksin. Hatta bak şu fotoğraftaki saçın daha da uzun haliydi yani. Saçını keseceksin dediler. Keserim dedim. Saçımı kestim. İlk gün beni resepsiyonda gece şiftine verdiler. 11 sabah 7. Daha bismillah gözümü açtım gece şiftinde. Yer Taksim'in tam göbeğinde Bambi Büfe'nin karşısında. Şu anda yok o otel, adı Dilson Oteli. Beni gece şiftine çaktılar. Ve o dönem İstanbul'un en hareketli yerinde. Ya ilk gece Taksim'de kim var otele daldı. Bütün gece çalışanları öyle en kibar haliyle öyle söyleyeyim yani. Ne yapacağımı şaşırdım falan. Bir ay kadar resepsiyonda çalıştım böyle İngilizce Fransızca konuşuyorum diye. Sonra ben ama mutfak öğrenmek istiyorum diye. Oradan başladım. Olay öyle gelişti yani. Ama o zaman demek hep yemeğe merakınız var. Var evet, çocukluğumdan beri var. Çünkü biz aile apartmanında oturuyoruz. Üst kat anneannem, alt kat biz, alt kat dayımlar. Baba zaten Divan Oteli'nin yiyecek içecek müdürü. Yani profesyonel hayatta tamamen gastronomiyle uğraşan bir insan. Anneanne şahane yemek yapıyor. Ben okul çıkışları tam bu yaşlarda, işte şu anda bu ortaokul falan olması lazım, lise hatta. Okuldan çıkıp Karaköy'den yürüye yürüye Elmadağ'a giderdim. Babamın çalıştığı otelde mutfağa girerdim, seyrederdim. Ne oluyor, ne bitiyor falan, meraklıydım, çok hoşuma gidiyordu. Böyle ilk paslanmaz tezgah görüşüm işte böyle herhalde o yaşlardadır. Buyurun. En azından profesyonel olarak mutfağa böyle girer demeliyim. Yoksa henüz 15 yaşındayken çocukluk arkadaşlarıyla bakkaldan makarna, soğan, kıyma alıp makarnadan mantı yapmışlığı da vardır elbet. Yine de tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim olacağının farkında değildir o zamanlar. Arda Türkmen 17 Ağustos 1975 tarihinde Semra Hanım ve Nurcan Bey'in tek çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelir.
Çocukluğu Sarıyer Büyükdere'deki bir aile apartmanında geçer. Annesi ve babası çalıştığı için bir üst katta yaşayan anneannesinin yemeklerinden tadar. Patlıcanlar, kabaklar, etler. Leziz yemeklerin kokusu aile apartmanına yayılır. Mutfağın o büyülü dünyasını keşfe başladığı yer anneannesinin mutfağıdır. Zaten anneannesinin yanında olmadığı zamanlarda da ya sokaktadır ya da babasının yanındadır. Çok doğru. Burada da şöyle bir şey var. Şimdi benim annem bu fotoğrafta da gördüğünüz üzere çok genç anne olmuş. Yani daha lise biter bitmez hemen eczacılık fakültesini kazandığında babamla tanışıp evlenmişler. Hiç çocuk düşünmezken de birden ben olmuşum. Tamamen bir kaza kurşunu diyebiliriz açıkçası. Ve o üniversite tahsil hayatına devam ederken de üst katta bakan anneanne bütün bu hani benle ilgili şeyleri üstlenmiş açıkçası. Ve ben böyle çocukluğumda hakikaten hep anneannemin yemekleriyle böyle yani. Bizim evde bütün yemekleri anneannem yapar. Tam bir mutfak robotu gibiydi rahmetli. Müthiş böyle her şeyi yapar eder filan. Çok meraklanırdım ona ve böyle hani oturup onu seyrederdim ne yapıyor diye sabah akşam. Yıllar önce Hülya Avşarşoğlu yapıyordum. Hülya Hanım dedi ki Orhan Pamuk'u Hülya Avşarşoğlu çağırdı. Ben de işte gençlik cesareti aradım. Beş yıl avukatlık yaptım ben Kocaeli'nde. Bir özel şirketin hukuk müşaviriydim. O kadar komik yani. Bir akşam saat 4 benim telefonum çaldı. Armağan Bey yetişin, Güllü Bağmağ'dan kesmek üzere dediler. Gece 3.30 evimin zili çalıyor, zırıl zırıl. Kim o dedim. Aç benim dedi, Bülent Arslan. Ayvalık'a taşınca son doğum günüm. Herkes orada. Yıldız en son geldi. Profesyonel hayatta da böyle bir baba figürü çok şey olduğu için sürekli aktif çalışıyor git filan. Otele gittiğim zaman böyle bakıyordum ne yapıyor bu insanlar diye. Çünkü inanılmaz davetlere çıkıyorlar işte outside cateringler yapıyorlar. O dönem böyle divan otelinin mutfağı Türk mutfağına sahiplenen filan vaziyette. Ya tamamen bu yemek ilgim öyle ev tarzı yemekler anneanneden ama profesyonel hayattaki böyle bu işte dış davetler onlar bunlar filan tamamen babadan gelme yani. Şu enstantaneyi hatırlıyorum. Burası Uludağ olması lazım. Evet kar vardı şu anda. Evet beni Uludağ'a götürmüşlerdi kayak yapayım diye. Ben orada Beceren pistinde sabah akşam çizgi film seyrediyordum. Hayatın gerçekleri. Buyurun. Babası Nurcan Bey uzun yıllar divanın yiyecek ve içecek müdürlüğünü yapmıştır. Küçük Arda da zaman zaman babasını ziyaret eder ve küçük yaşlarda otel mutfağını keşfeder. Babası Nurcan Bey, yenilikleri yakından takip eden, sektörde öncü biridir. 1985 yılında Orhan Kurtbay ve Müfit Ayvalı ile Divan Otel'in içinde Hazır Sofra isimli bir restoran kurarlar. Fransa'nın ünlü yemek kuruluşu Le Notre'dan ilham alarak kurulan Hazır Sofra, çalışan aileler için hazır yemekler satar. Şimdilerde Türkiye'de oldukça sıradan olan bu restoran konseptini Türkiye'ye ilk getiren de Arda Türkmen'in babası Nurcan Bey'dir. Bu kısma mesela ben sizin kadar da çok detaylı hakim değilim. Sadece çocukken şöyle şeyleri çok hatırlıyorum. Çok yoğun çalışırdı babam ve sürekli olarak farklı bir şeyler denemek isterdi. Muhtemelen bendeki bu böyle hep değişik bir şeyler deneme güdüsü biraz oradan geliyor. Mesela bizim evde ben şunu hatırlıyorum. Bir gün bir pazar günü. Böyle büyük bir tencere koyup portakallı ördek pişirmeye çalışıyordu filan. Bu ne dedik işte portakallı ördek mi olur filan. Yani 12 yaşında bir çocuk ne anlasın o zaman hele. Böyle ilginç şeyler yapmayı çok severdi. Fakat çok iyi yaptıkları şeylerden de hiç vazgeçmezdi. Mesela o dönem Divan Oteli'nin işte şinitseli, rokokosu vesairesi süper. Rokoko çok meşhur. Değil mi? Evet. Valla ben yaptım o rokokoyu harika bir tarifim var. Evde denemenizi tavsiye ederim. Buyurun. Nurcan Bey, sektörel yenilikler dışında yemek yapmakla da yakından ilgilidir. Hafta sonları evde yepyeni yemekler dener. Ha işte o. Aynen bu anlattığım yani. Buyurun. Bakalım ne yapmış. Arda, pazar günleri babanın kahvaltı hazırladığı o tipik Türk ailesinde babasına yardım eder, sofrayı kurar ve toplar, kahvaltıda da bambaşka lezzetler tadar.
Kim bilir, belki de yemeğe olan tutkusu anneannesinden, mutfağa olan tutkusu da babasından mirastır. Bu çok doğru. Burada şöyle bir şey var. Benim babam şeker hastasıydı. Ve çok küçük yaşlardan itibaren, yani ben çok küçüklüğümden itibaren babam hep şeker hastasıydı. Şeker hastalarının şöyle bir şeyi vardır. Ya bizimkinde o vardı. Ya kalkıyorum sabah mesela. Bu arada ben tek çocuğum. Fakat hiçbir zaman şey yapmazlardı. Aman tek evin tek çocuğu ama filan. Beni uyandırırlardı. Git ekmek al. Git şey yap. Ya hani bir pazar sabah uyuyalım filan. Yok git al. Al gel sofrayı kur. Sofrayı bana kurdururlar. Sofrayı bana toplatırlar filan. Fakat yemeği komple pazar günleri hep babam hazırlardı. Annem, babam, ben üçümüzüz. Ya bir sofra var, her şey var sofrada. Bu ne diyorum, sen yediye. Ya diyorum ki ben yediye değil. Sen orada küçük küçük hırsızlık yapacaksın filan, yedirtmemeye çalışırdım ben ona. Ama gerçekten pazar sabahları acayip güzel kahvaltı yapardık. Enteresan şeyler denerdi rahmetli. Valla oradan çok feyiz almışlığım vardır. Buyurunuz. Arda çocukluğundan itibaren yemek yapmakla yakından ilgilidir. Lise 2. sınıfa geçince de üniversitede gastronomi okumayı ister, fakat o yıllarda şimdiki gibi çeşitli gastronomi okulları yoktur. Çareyi otel mutfağında çalışmakta bulur. Yaşıtları yaz tatilinin tadını çıkarırken mutfakta stajyer olarak çalışır ve işi çekirdekten öğrenir. 1994 yılında da Saint-Benoît Fransız Lisesi'nden mezun olur ve İstanbul Bilgi Üniversitesi işletme bölümünü kazanır. Burada şöyle bir şey var. Ben yurt dışında gastronomi okumak istedim. Babama gittim. Dedim ki ben okumak istiyorum falan. O da dedi ki tamam. Sonra bir gün okul çıkışında, yani bu herhalde bilmiyorum, bazı insanlarda bir böyle tuhaf bir dürtü var. Bende vardır o. Okuldan çıktım. Yürüye yürüye Taksim'e, Karaköy'den çıktım. İşte tünelden Taksim Fransız Kültür Merkezi. Dedim ki merhaba, ben işte Lyon'daki bir Paul Bocuse Akademi'ye şey yapmak istiyorum, yazılmak istiyorum filan. O zaman dediler ki tamam, bir işte bakalorya, yani Fransızca yeterlik sınavından geçeceksin. Ama ondan önce bir başvurman lazım. Karşı taraftan bir akseptans gelmesi lazım diye. Ben de başvurdum. Belli bir süre sonra bir kabul yazısı geldi. Ben de o kabul yazısını aldım, eve gittim. Dedim ki merhaba dedim baba, ben hani gönderdim, kabul ettiler beni deyince dedi ki bu çocuk gerçekten deli herhalde. Nasıl yani dedi, yurt dışına mı gideceksin? Evet filan. Dedi ki gitme. Niye dedim gitmeyeyim? Gitme kal dedi. Peki dedim ben de. Yani neden bilmiyorum. Ama çok istediğim bir şeydi. Babam gitme dedi. Yani nedense böyle bir o anda bir itaat edesim geldi ve tamam dedim. Peki gitmeyeyim ve kaldım. Ondan sonra da Bilgi Üniversitesi'nde işletme okudum. İlginçmiş, buyurun. Evet. Babası pek sık öğüt veren biri değildir. Ama bir öğüdünü asla aklından çıkarmaz. Nurcan Bey 30'lu yaşlarındayken Tarabya'da balık lokantası açmış, bir sene geçmeden de batmıştır. Arda'ya "Aman oğlum, müteşebbis olma. Bizim aile beceremiyor bu işi." demesi Arda'da tam tersi bir etki yaratır. Çünkü Arda işletmeci zekasını burada sık sık gösterecektir. Bu da doğru. Burada Tarabya'da Burçak diye bir restoran açmış gençliğinde. Hatta böyle babaannemden borç para alarak açmış filan, böyle şahane, çok hayaller, hevesler. Tam işte Tarabya'daki balık restoranlarının olduğu yerde. Bir sene sürmüş batması. Çünkü eş dost hep gel ye iç falan. Nurcan'ın yeri. Ya ona hesap ödetme. Bundan işte hesap alma. Ona ikram. Bunu ağırlayalım bilmem ne derken bir yılda dümdüz etmişler. Hatta ben ilk restoranımı açtığımda annemin özellikle dedi ki, çekti beni kenara. Eğer bu restoranda eşine dostuna yedirir, böyle böyle yapar, böyle böyle babanın düştüğü şey yaparsa hakkımı sana helal etmem dedi. Ben de dedim ki anne, bu restoranda ilk hesabı sen ödeyeceksin. Sen ödeyeceksin ki herkes burada, buranın bir iş yeri olduğunu görsün. Eşime dostuma ikram yapabilirim, indirim yapabilirim, yürü geldiği zaman ağırlama yapabilirim ama burası bir iş yeri. Ben bu dersi aldım dedim babamdan ve öyle de devam ettim. Ama böyle bir Tarabya'da bir restoran batırmışlığı var gençliğinde. Buyurun. Üniversite yıllarında öğrenci servis taşımacılığı ihalesine girer ve ihaleyi kazanır. Mezun olana kadar da öğrenciler için tur organizasyonları düzenler. Buraya da bir gireyim. Kısaca şöyle özetleyeyim. Ben Bilgi Üniversitesi'ne girdiğim zaman da her şey çok yeniydi. Özel üniversiteler böyle yani çok yeni oluşan bir camia. Her türlü o ekosistem yeni oluşuyor. Ben de böyle çok fırsatları görmeye çalışan bir adamım. 97 senesinde üniversite Kuştepe kampüse gidiyor. Dedim ki acaba orada böyle güzel bir yerler bulabilir miyiz? Bir işte bir kafe, restoran, bir şeyler yapabilmek için. Gittim. Kuştepe o zaman çok Texas bir yerdi yani, inanılmaz.
Dedim ki kafe restoranı boş vermek lazım. Buraya dedim öğrencilerini gönderecek veliler güvenlik endişesi yaşayacaklardır. En iyisi biz bu servis işini yapalım. E gittim üniversite yönetimine dedim ki ben buradaki servis işini yapmak istiyorum. Güldüler bana sen neyin ne yapacaksın diye. Sonra şeyi keşfettim kafamda. Yani herkesin kazanacağı bir mekanizma kurabilirsek bu işi gider. Öğrenci birliği her sene okuldan para istiyor. Okul böyle bir para vermek istemiyor öğrenci birliğine. E ben servisi işletmek istiyorum. Üç bacaklı bir şey kuralım dedik. Ve şöyle bir teklifte bulundum. Ben öğrenci servislerini işleteyim. Bu işten para kazanayım. Ama öğrenci birliğine dönem başına 10 bin dolar bir kira vereyim. Öğrenci birliği de okuldan sizden para istemesin. Öğrenciler taşınsın. Böyle bir herkes kazanacağı bir sistem kuralım dedim. Kabul ettiler. Yani okul yönetimi de vizyoner davrandı. Ve kabul ettiler. Çok güzel para kazandım o işten. Acayip para kazandım yani. 97 ile 2001 yılları arasında o öğrenci servis taşımacılığından... Bir de Türkiye'de yeniydi herhalde değil mi bu servis meselesi o zamanlar? Yani mutlaka o servis taşımacılığı vardı ama çok böyle lanet tayin yapılıyordu. Ben şöyle bir şey öngördüm orada. Dedim ki arkadaşlarımla beraber biz bu işi kotaralım. Kim ne istiyor? Servis yani şoförler garanti istiyorlar. Yani 17 kişiden aşağı olmayacak vaziyette bir hatta gitmek istiyorlar. Ebeveynler ne istiyor? Çocukları düzenli olarak hani bu servis hattı kalktı demesin istiyor. Bunun olacağı bir düzen kurduk. Bayağı uğraştık. Hatta böyle ben çok manyak işler. Şimdi düşünüyorum böyle bilgisayar yazılımları falan yaptırdık böyle. Okulun girişinde, Bilgi Üniversitesi'nin girişinde bir danışma masası var. Gelenler hani danışmaya müracaat edip kimlik mi? Karşısında da benim servis masam var bilgisayarla. Geliyorsunuz böyle filan falan. Nedir buyurun Armağan Çağlayan. Armağan Çağlayan sizinki Çağlayan hattı. Evet filan. Tık tık. Böyle yani böyle bir yani okulda öğrenciyim ama bir yandan da bu şekilde bir iş şey yapıyorum. Hep içimde varmış demek ki bu iş yap bir şeyler yap. İş adamı doğmuşsunuz. Vallahi, İş insanı doğmuşsunuz. Ya çocukken dalga geçerdi arkadaşlarım. Benim bir tane çantam vardı böyle doktor çantası gibi. Sürekli yanlara doğru genişlerdi o çanta. Hiç bitmezdi onun genişlemesi. Bana Arda Bey derdi bütün arkadaşlarım. Arda Bey aşağı, Arda Bey yukarı. Ama hepsi okuldan çıkıp bebek kahveye ıhlamur içmeye giderken ben hep bir iş kovalardım yani. Enteresandı. Buyurun. Uludağ en popüler noktadır. Uludağ turları dışında bahar şenlikleri ve konser organizasyonları da yine Arda'dan sorulur. Üniversitenin ilk yıllarında mutfaktan biraz uzaklaşmışsa da restoran sektörüne döner ve henüz 23 yaşındayken Uludağ'daki A Bar'ı işletir. O da şöyle oldu. Şimdi para kazanmak çok tatlı. Hele genç yaşlarda, 20'li yaşlarda acayip tatlı. Böyle hem tur yapıyorsun, hem servis yapıyorsun, hem organizasyon yapıyorsun, konser, o bu filan falan. Ya dedim ya yepyeni gelişen bir ekosistem ve ilk bir şeyler yapanlar hemen parlıyor ve çok... İyi paralar kazanılıyor. Gencecik bir adam için de çok iyi paralardı bunlar. Para tatlı gelince ben de bu işlere yöneldim. Ve hem okula gidiyorum, hem derslerimi aksatmıyorum, hem de bunları yapıyorum. Para kazanıyoruz. Derken bu bar işi çıktı başımıza. Çünkü otelle bir para alacak verecek meselemiz var. Şimdi tur alıyoruz, otele para ödüyoruz. Hep bir alacağımız var. Hep böyle bir dönüyor o para. Bir türlü sıfırlayamıyoruz o parayı. Otelin sahibi dedi ki ben size barı vereceğim. Dedim ki abi biz 23 yaşındayım ben ne anlarım barcılıktan. Bir de yani bar dediğin yani sahnede Hande Yener. O zaman daha hiç albüm çıkartmamış. İşte güvenlikler onlar bunlar. Uludağ kurtlar sofrası. Biz 23 yaşında böyle tıfıl çocuklarız yani. Sonra gelişti. Kaç yıl işlettiniz? 2 sezon işlettim. Bayağı. Tabii. Ve parayı anca çıkardık ya. Buyurun. 10 parmağında 10 marifet olan insanlardandır. 1999'da İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olur, üstüne bir de çift anadal yapar. 2001'de Sahne ve Gösteri Sanatları bölümünü bitirir. Her şey yolunda gibi görünür, en azından şimdilik. Hayatındaki en büyük başarısızlıklardan birini aynı yıl yaşayacağının farkında değildir. 2001'de Antalya'da bir restoran açar. Kazandığı ve biriktirdiği tüm parayı da bu restorana yatırır. İşler ilk zamanlar güzel gitse de ekonomik krizin de etkisiyle işler tersine döner. Birkaç ay dayanmaya çalışır ama sonunda batar. Orada şöyle oldu, bu işin gerçeği tamamen şu aslında. O dönem o kadar her girdiğim işte iyi yapabiliyorum ki, servis işletiyorum, çok para kazanıyorum yani. İşte bar işine girdik filan. O da çok iyi gitti. Her şey sanıyorum ki her girdiğim işte taşı sıksam suyunu çıkarırım. Öyle bir özgüven var filan.
Bir arkadaşım dedi ki Antalya'da bir yer var, inanılmaz güzel bir restoran, gel gidelim. Dedim ki abi Antalya bana zor, uzak orası. Ya gel gidelim bakalım, hadi gidelim bakalım dedik, gittik. Bir gördüm denize sıfır, 400 metrekare kocaman bahçesi var. İşte Antalya Beach Park'ın içinde filan, muazzam bir yer. Ya dedim ki şahane, biz burada harika işler yaparız filan. Anlaştık, kontrat yaptık, aldık, tuttuk orayı, restoran açacağız. Chino diye bir restoran açtık biz orada. Konsept, aromalı kahveler, kahveler ve kahveler üzerine. Fakat hesap edemediğimiz şey şu. O sene İstanbul'da daha bir tane Starbucks yok. Ben diyecektim, kahvenin zamanı gelmiş miydi diye. Kimse kahve içmiyor. Ya bir tane Gloria Jeans kafe var. O da böyle masaya şeyli servis yapan, porselen tabaklı servis yapan. Böyle al git kahvecilik hiç yok. Kahve kültürü yok. Bir tane Danimarkalı bir adam var, John diye. Bütün piyasaya kahveyi o tedarik ediyor. O da işte aromalandırılmış French Press kahveler yapıyor. Biz Antalya'da aa dedik kahveci dükkanı açacağız. Şöyle harika olacak. Böyle işte vizyon, işte o bu filan falan. Vallahi iyi anlatmışsınız burada. Bir sene sürmedi biz. Taşı toprağa gömdük. Şapa oturdum geldim. Orada tabii çok şey öğrendim. Yani ben İstanbul'dayım, ne işim var bir kere Antalya'da? Niye gittim oraya? Ne yapmaya gittim? Neden böyle bir şey yaptım? Bu özgüven niye yani? Her şey işte tamamen gençlikle alakalı şeyler bunlar. Orada bu bahsettiğim süreçteki servisten, turdan, partiden, organizasyondan, oradan buradan acayip bir para biriktirmiştim. Yani tutumlu bir çocuktum yani. Kazanıyordum ama böyle gençlik havarda ye içi yapmıyordum. Hep biriktiriyordum iş kuracağım diye. Antalya'da toprakta duruyor şu anda hepsi. Hala duruyor orada. Buyurun. Her şeyini kaybedip İstanbul'a geri gelir. Hem maddi hem de manevi olarak ciddi bir başarısızlıktır bu, ama başarılı insanlara has tekrardan ayağa kalkma dürtüsü onda da vardır. Umudunu hiçbir zaman kaybetmez. 2 yıl boyunca konser, prodüksiyon ve organizasyon işlerinde çalışır. Askerlik celbi gelir, fakat o ara kafasındaki işi şekillendirmiştir bile. Birçok otelin fahiş fiyatlarla catering işi yaptığını gören Arda, askerden döndüğünde bir catering şirketi kuracaktır. Burada bir şey ekleyeyim. Şimdi o aradaki periyotta, yani Antalya'dan dönüşle bu catering dönemindeki periyotta Bilgi Üniversitesi'nin sahibi bizi çağırdı. Dedi ki sen çok yetenekli bir adamsın, senle biz bir organizasyon işi kuralım falan. Dedim ki nedir? Ben dedi Türkiye'deki bütün organizasyonlara bilet satacak bir organizasyon yapmak istiyorum. Her şeyi biletix gibi. Evet, daha Biletix de yok. İşte Ticketmaster gibi bir şey yapmak istiyor. Tamam, çok güzel. Sen de bütün bu turlar vesaireler, eventler falan çok hakimsin bunlara. Gel birleştirelim. Harika, biz bir prodüksiyon şirketi kurduk. Fakat biz prodüksiyon şirketini kurduk. İş yapmaya başladık falan, böyle güzel organizasyonlar bir şeyler yapıyoruz. Para dönüyor yani içeride. Ben çünkü çok hırslıyım. Yani böyle o işe de atlıyorum, ona da gidiyorum falan. Ve hepsinde böyle başarılı, hep artı bakiye çıkartmaya çalışıyorum işleri. Fakat böyle büyük bir organizasyon planladığımızın sabahı bir ekonomik kriz daha oldu. Yine dolar devalü oldu. Onlar da bana dediler ki oğlum bak bu işler çok güzel ama sen burada heba olursun. Biz bu şirketi de kurduk ama senin önün açık. Sen burada heba olma. Biz çünkü bu ticket işini yapamayacağız, bilet işini. Sen de bu istediğin prodüksiyonları yapmak için daha büyük sermayelere, kapitallere ihtiyacın var. Sen yolunda yürü dediler. Ben o sırada ne yapacağımı hiç bilemez vaziyette kaldım. Evde böyle dedim ki askere gideyim bari, askerliğim geldi. 28 yaşına falan geliyordum. Askerliğe gitmeden önce babamın dosyalarını karıştırıyorum. Bir baktım. Ulan bütün otel şeylerinde, davet menülerinde mitite köfte var. Çiçek sosis var. Ivır var, kurdite var. Mısır cipsi var, patlamış mısır var. Ya 1984'ten 1999'a kadar böyle gelmiş yani. Hep aynı, hep bir değişiklik yok. Dedim ki ben acaba değişik bir şey yapsak tutar mı? Buna kafa yordum. Bütün askerliğimde buna kafa yorarak geçti. Buyurun. Birbirini tekrarlayan menülerin olduğu sektöre yeni bir soluk getirmeye kararlıdır. Fakat öncesinde askerliği aradan çıkartmalıdır. Askerlik dönüşü roka daveti kurar ve sektöre yeni bir soluk getirir. Köfte ve sosisin bol kullanıldığı sektörde hazır cipsler yerine pancar cipsi yapar. Bebek mısırların üzerine somon sarar. Minik patlıcanlardan tek lokmalık imam bayıldılar hazırlar. Bu yepyeni lezzetler başkaları tarafından da keşfedilir.
Davetler dışında festival ve konserlerde catering hizmeti sunar. Ya bu menüyü nereden buldunuz? Hakikaten böyle. Benim yani şöyle, o dönem ortak, Roka'yı bir arkadaşımla ortak kurduk. 1,5 sene beraber çalıştık. Sonra o ben yurt dışında yaşayacağım diye gitti ve komple bana kaldı. Pancar onun şeyidir, fikridir. Acayip tuttu ama mesela. Pancardan cips yaptık. Önce herkes burun kıvırdı. Ya pancar falan dedi. Ya fakat yani diyorum ki bir tadın ya, bir tadın şunu. Tadan vazgeçemiyor. İşte böyle hakikaten bu küçük bebek mısırlara somon sabahı. Hakikaten hatırladım onları, çok ilginç. Çok şey yapmak istiyordum. İmam Bayıldı'yı finger food davetlerde servis etmek istiyordum. Önce küçük küçük patlıcanlar bulup içine uyup tek lokmalık yaptım. Sonra dedim böyle olmaz. Bebekte bir tane sos şey hamile manavı vardır. Kolaylar manav. Onlara özel sipariş verdim. Böyle tek parçalık küçük. Onları yaptım, içlerine gittim, porselen çin kaşıkları aldım. Almanya'ya fuara gittim, oradan tabaklar buldum. O tabakların demolarını aldım, geldim burada Gorbon'a özellikle onları yaptırttım. Manyak manyak işler yapmışız ya. Manyak değil, buyurun. İlk konser işini Pozitif'le yapar. Ardından İKSV ile çalışmaya başlar. Linkin Park, Depeche Mode, Metallica gibi gruplara yemekler hazırlar. Hatta bir keresinde Apokaliptika'ya sahanda sucuk bile yapar. Doğru. Bunda da şöyle bir şey var. Yani bu davet şirketi Roka'yı kurduktan sonra çok arkadaşlarım destekledi beni. Ama hepsi şey diyordu. Arda yaparsa yapar yani. Hani hakkını verir bunun. Brand New Heavies diye bir grup konser veriyor. Onun davetini yapar mısın dediler. Ya dedim ki yapamam, yetişemem. Neyse zorla yaptım o işi. Hakikaten çok zorlandım yani. Bir davet var, bir tane daha var. Kapasitem yetmiyor, gücüm yetmiyor. Yaptım. Onlar da beni tuttular. Arkasından UB40 konserini verdiler. Onu yaptıktan sonra beni İstanbul Kültür Sanat Vakfı'na tavsiye etti Pozitifçiler o dönem. İKSV ile bir iş yaptım. Ondan sonra patladı. Çünkü müzik sektörünün iyi bir hizmet şirketine ihtiyacı vardı. Ve nedense bugüne kadar hiç karşılığına, o güne kadar karşılığına alamamışlardı. Ondan sonra ben bir anda konserci oldum. Bütün konserlerin davetlerini yapmaya başladım. Küçük, 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 büyüte, büyüte. Dediğini burada şey geçen bütün grupların konserlerini yaptım. Aynen öyle, Apokaliptika. Dediler ki sahanda sucuklu yumurta istiyoruz. Dedim oğlum siz İskandinavsınız. Nereden bileceksiniz sahanda sucuklu yumurtayı? Gençken gelmişler. Yani ha, daha yemişler. Böyle yemişler burada. Şimdi adamlar yani müzisyen olarak geldiklerinde sahanda sucuklu yumurta istediler. Ama onunla da kalmıyor tabii istenilenler. Bitmez onların sonu. Abi yok ya mesela yani ya YouTube kuzu çevirme istedi ya. Vallahi billahi şaka değil yani. Ben de dedim ki dalga geçiyorsunuz herhalde. Yok Bono ailesi için. Ya Bono ne anlar dedim kuzu çevirmeden ya. Bono nereden siz istiyorsunuz? Olur mu falan. Bayağı Bono'nun private aşçısıyla beraber biz Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kuzu çevirme yaptık ya. 6 tane. Böyle kuzu çevirdik bildiğin. Sonra kestik, koyduk, yediler. Buyurun. Roka'daki işler büyüyünce bu sefer Asmalı Mescid'de Leblon isimli restoranı açar. Dikkatli gözler bu restoranı bir yerlerden hatırlayacaktır. Çünkü Leblon, Çağan Irmak'ın Issız Adam filminde Alper'in her gün şarap içtiği restorandır. Filmden yaklaşık 7 ay önce açılan mekan, filmin gösterime girmesiyle birlikte ziyaretçi akınına uğrar. Arda tam da bu sıralar hayatını değiştirecek bir olay yaşar. Bir otomotiv firmasındaki etkinlik için tadım menüsü hazırlar ve menüyü icra kurulu üyelerine sunar. Burada bir duralım, şu Leblon şeyini anlatayım. O da şöyle gelişti. Ben Mustafa Bey'in, Most Production'ın çok uzun dönem catering işlerini yaptım. Ve sağ olsun Mustafa Bey böyle iki tane çok güzel iş verdi bana. Ama ondan sonraki iki yıl boyunca hep çok zor işler verdi. Dedi ki ya mesela Arda'cığım gece saat sabah 4'te 30 kişilik filanca yemek istiyorum. Ben de diyordum ki abi ya sabah 4'te 30 kişilik yemek hepimizi külfet. Ya dışarıdan söyle hepimiz kurtulalım yani. O yok Arda'cığım ben ekibime öyle yemek yedireceğim. Peki işte sabah 4'te 30 kişilik yemek, sabah 2'de 20 kişilik yemek, sabah 5'te falan böyle hep zor işler. Ben ama Mustafa Bey'i hiç kırmadım çünkü bana iş vermişti, hakkını vereyim dedim. Uzun dönem yaptık ettik. Sonra bir gün beni Turgut aradı. Turgut Kerki. Arada dedi ki Arda dedi bir şey söyleyeceğim. Başına talih kuşu koydu. Ne oldu dedim. Dedi ki ya Mustafa Bey dedi bir filmin yapımcılığını yapıyor. İşte senin dükkana gelmişler tesadüfen. Orada işte film çekecekler. Ne filmi dedim. İşte Çağan Irmak'ın Issız Adam filmi. Peki dedim. Akşam dedi Mustafa Bey'le konuştuk. Dedi ki 3 gün kapatacağım senin dükkanı. Çok yüksek kira isteme. Abi siz ne verirsiniz verin dedim. Size hayır diyemem.
Öyle verdim. Dükkanda çekimler yapıldı. Ben unuttum gitti. Hiç unutmuyorum bak yani o şeyi. 7 Kasım vizyona giriyor film. Arabayla işe gidiyorum. Böyle bir döndüm bir otobüsün arkasında giydirme. Issız Adam sinemalarda falan. Ulan Issız Adam, aa bu bizim dükkanda çekilen bir film. Girmiş mi dedim, evet. Akşamleyin dükkana gittim. Ya normalden farklı bir kalabalık var. Allah Allah. Ertesi gün öğlen akşam halam aradı, rahmetli halam. Ardacığım ben de gelmek istiyorum. Halacığım dedim, ne alakası var? Ay dedi, filmi gördüm çok güzel derken abi bir anda yani iyi iş yapıyordu. Patladı olay yani. Ama hani insanlar bazen şey diyor, çok şanslısın abi. Ya şans değil yani, sen hep o sahanın içinde kalmaya çalışırsan zaten çarpışıyorsun bunlarla. Ben hep sahanın içinde kalmaya çalıştım. Buyurun. Bir saat içinde de tüm üyeleri ikna eder. Farkında olmasa da onu izleyen gözler arasında Pera İletişim'in sahibi Özlem Erginay da vardır. Özlem bir televizyon programı için Arda'ya teklif götürür. Fakat işkolik Arda işlerinin aksayacağını düşünerek bu teklifi reddeder. Burada şöyle bir düzeltme yapayım. Özlem'le biz aslında tanışıyorduk. Şöyle oldu. Bir gün benim telefonum çaldı. Benim askerliği beraber yaptığım bir arkadaşım aradı. Aa nasılsın Hakan filan. Dedi ki ben speaker alıyorum seni. İşte bir arkadaşım var yanımda, Özlem. Özlem Bursan marka elçisi. Evet. Dedi ki 50 kişilik bir davetim var şu tarihte. Bunu lütfen şu paradan yap. Dedim ki Özlem, otoshow var. Ben dedim 11 tane iş yapıyorum. Yetişemem. Başka bir firmayla çalışıyormuşsun, onunla yap. Yok dedi, onlar çok fiyat istedi benden. Gıcık oldum onlara, yapmayacağım ben onlarla. Sen yap. E dedim ki ya ben de yapamam. Yaparsın, yapamazsın. Dedi ki yap, seni hiç unutmam. Şimdi speaker'da akşam saat 8.30'da konuşuyorum. Dedim ki ya biz çok duyduk bunları Özlem de. Hep unuttular dedim be. Vallahi dedi unutmam. E peki dedim, tamam. Kapattım telefonu. Mutfağı aradım. Dedim ki arkadaşlar bir iş daha aldım filan. Böyle ooo filan. Ya dedim tamam, yapacağız işte yani. Ne yapalım? Girdik, yaptık o işi. Sonra hakikaten Özlem unutmadı beni. Bütün sadece otomotiv değil, Borusan Holding'in işlerini de bağladı. Ve biz böyle daha cici cici çalışmaya başladık. Ve benim depomdaki malı biliyor, benim nasıl iş yaptığımı biliyor, bizim ekibin ne giydiğini biliyor filan. Her şeyi biliyor yani. Arada bir gün dedi ki bir sunum yapacaksın. İşte icra kurulu, danışma kurulu, bütün kurullar. Yani ne sunumu yapacağız dedim. Ya sen gel yap dedi. Yaptım. Orada böyle 5 tane hanımefendi oturuyordu karşımda ve hepsi farklı bir şey istiyordu. Biri İtalyan menüsü istiyordu. Biri mevcut sanatçının kendi orijininden olduğu için Malatya bir menüsü istiyordu. Bir tanesi Uzak Doğu. Ulan dedim ki bunların hepsini bir yerde buluşturamazsın. Sonra dedim ki hepinizi dinledim ama bakın olması gereken şudur dedim. Ben onlara kendi kafamdakini anlattım. İkna ettim onları. Sonra çok yoruldum. Çünkü 1 saat 15 dakika hiç durmadan konuştum. Fark ettiğin gibi konuşmayı çok seven bir insanım. Sonra böyle malları toplarken Özlem geldi yanıma. Dedi ki ya acayipsin sen. Ne acayibi dedim ya. Canımı okudunuz dedim yani. Yok dedi, şahanesin, sana dedi televizyon programı yapacağım. Bununla mı uğraşacağız dedim şimdi. Yok dedi, çok yeteneklisin, yapacağız filan. Ya dedim git ben şu an bütün heyelerim tepemde. 1,5 saattir konuşuyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum yani şu anda. O tarihten 6 ay boyunca habire beni arayıp hadi televizyon programı, hadi demo çekelim, hadi bilmem ne yapalım filan. İşte bir gün bir davette ben böyle iş yetiştiriyorum. Gel seni biriyle tanıştıracağım diyor. Bak bu yönetmenin falan. Ne yönetmeni? İşte sen program çekeceğiz, o yönetmenin olacak. Ya hadi gidin falan derken bir gün bir demo çektik abi. İkna ettiler beni. Böyle başladı program. E şahane. Vallahi, değil mi? Buyurun. Bu kararın arkasında yatan sebep sadece işler değildir. Ekran başında kendisi gibi olamayacağından da korkar aynı zamanda. Arda her ne kadar bu teklifi reddetse de Özlem'in de pes etmeye niyeti yoktur. 6 ay boyunca ısrar eder, sonunda da amacına ulaşır. Arda'nın mutfağı hayatımıza tam da böyle girer. İyi ki de girer. Çünkü televizyonda izlediğimiz diğer yemek programlarından farklı bir program sunar bizlere. Ekranlarda sürekli gülümseyen, kullandığı malzemelere arkadaş diye hitap eden doğal bir Arda Türkmen profili görürüz elbette. Yoksa çekimler sırasında prodüksiyon ekibini sabah 4'e kadar stüdyoda esir almışlığı da vardır. Var, doğru. Şöyle oldu, bir hamburger ekmeğine çok kafayı taktım. Biraz değişik yapıda bir adamım ben. İstediğim gibi olmadı ya. Oluyor ama istediğim gibi olmuyor. Oluyor ama istediğim gibi olmuyor. Sabah 4'e kadar denedim, defalarca, oldurana kadar. Çünkü bu programı yaparken Özlem'le biz bir şey konuştuk. Dedik ki, o dedi ki ben senin dedi kendin gibi olmanı istiyorum. Yani böyle maske, eldiven, bone mone falan takmanı istemiyorum. Nasılsan öyle ol falan. Ben dedim ki aynen ben de öyle istiyorum. Ve
doğal malzemelerle, rahat malzemelerle, yani herkesin bulabileceği ve yapabileceği ürünlerle bir şey yapalım. Çünkü çok absürt malzemelerle bir şey yaptığın zaman insanları izliyor ama hani tamam marina balığıyla tarifi izliyorsun da marina balığı nereden bulacağını da yapacaksın yani gibi. Veya çok pahalı şeylere gitmemek adına öyle bir şeyler yapalım dedik ve böyle tamamen doğal olarak gelişti. Bu ürünlere de arkadaş dememin aslında sebebi şu. Ya gerçekten bir gün böyle havuç var, havuca uzandım ama havucun adı gelmedi aklıma. Yani şimdi program doğal akışında gidiyor. Şimdi dedim ya aldım havucu, doğrayacağım havucu. Yani havuç gelmiyor ya. Lan bu neydi diyorum falan. İşte bu arkadaşını doğrayalım dedim. La öyle kaldı yani. Vallahi o unuttuk havucu. Güzelmiş. Havucu unuttuk, öyle arkadaş kaldı yani. Buyurunuz. Ama bunun arkasındaki sebep gaddarlık değil, izleyicilerine karşı olan tarifi tutturma sorumluluğudur. Bugün bile Google aramalarına baktığınızda tıpkı kıymalı börek Arda örneğinde olduğu gibi birbirinden farklı yemeklerin ardında isminin olması bu samimiyetin internet ortamında bile sürdüğünün kanıtıdır. Yoksa dünyanın en iyi şeflerinden Massimo Bottura sıska bir şefe asla güvenmeyin derken fit görünümlü Arda'yı kastetmemiştir elbet. Massimo da bayağı ip gibi bir adam yani, incecik bir adam yani. Arda'nın mutfağı tam gaz devam ederken 2014 yılında paylaştığı bir yazı dönemin gazetelerinde "Issız adamın restoranı kapandı" başlığıyla haber olur. Asmalı Mescid'de dışarıya masa sandalye atılmasına yönelik engellemelerin Leblon'un sonunu getirdiğini yazar. Leblon kapansa da aynı yıl Forneria'yı, bir yıl sonra Mükellef'i, iki yıl sonra da Central'ı açarak restoran sayısını 3'e yükseltir. Şöyle oldu, Leblon o dönem gerçekten çok güzel bir dükkandı. Yani Asmalı Mescid'de herkesin evi gibi görüp kullandığı bir dükkandı. Yani kız kıza gelirlerdi, kalabalık grup gelirlerdi. Hiç kimse olmadan yani ya çıkalım bir akşam gidelim bir yemek yiyelim sonra akşam takılırız denilen tarzda bir dükkandı. Ve acayip kalabalıktı. Fakat sokaktaki masa sandalye kalkınca birden bir şey değişmeye başladı. Yani gelen müşteri, bölgeye gelen müşteri değişmeye başladı. O bölgeyi yavaş yavaş öldürmeye başladı açıkçası. Sokaklardaki canlılık ve klientel değişince ben orada yapamayacağımı gördüm. Ve işte aynen sizin videoda da anlatıldığı gibi dükkanı devrettim. Fakat restorancılık yapmaya devam etmek istiyordum ve Karaköy'de bir yer arıyordum. Tesadüfen bir arkadaşım ön ayak oldu. Bir dükkana gittik, konuştuk, anlaştık. Ve hızlıca önce bir Forneria'da bir İtalyan restoranı açtım. Mükellef ile Central aynı zamanlara denk geliyor. Hemen arka arkaya açılan dükkanlardı. Biri Nişantaşı'ndaydı. Mükellef Karaköy'deki açtığım yerin teras katındaydı. 2012'de Forneria'yı açtım. 2015'te de Mükellef'i açtım. Buyurun. Günümüzde bu restoranlardan sadece Mükellef açıktır. Ama başarı da başarısızlık da bu işin mutfağında vardır. Açılan her iki restorandan birinin ilk senesinde kapandığı Türkiye'de hala bu işe devam ediyor olmak bile bir başarıdır. Arda'yı genellikle televizyonda bir şeyler pişirirken görürüz. Fakat zaman zaman mutfak dışında yedikleriyle de gündem olur. YouTube'daki Pena programına konuk olan Arda, "Şimdiye kadar tattığınız en garip tecrübeniz neydi?" sorusuna verdiği "Tarantula yedim, kanguru yedim, timsah yedim, ayı yedim" cevabıyla uzun süre konuşulur. Ya şimdi böyle deyince çok tuhaf oluyor da bunu şöyle düşünmek lazım. Şimdi her coğrafyada insanoğlu hayvansal protein tüketiyor. Biz timsah ben de yedim. Evet, biz burada kuzu yiyoruz. Yani bu coğrafyada kuzu yiyoruz. Ama sen bir tane Norveçli'yi alıp Kadıköy çarşıya götürüp o kelle satılan tezgahı gördüğün zaman adam terörize oluyor yani, korkudan nereye kaçacağını şaşırıyor. Gittik yani, ne var, ne yiyorsunuz siz burada dedik, timsah dediler. Tamam yani ben orada şey diyemezdim. Aa timsah mı, bana bir kuzu pirzola verin de yiyelim falan. Adam bunu yapıyor yani. Veya Güney Amerika'da işte guanaco diye bir lama tarzı bir hayvan var. Onu yiyor insanlar. Hangi restorana gitsen o var falan. Ne var diyorsun, guanaco diyorlar. Dedim ver abi bir guanaco, yani ne yiyeceğiz yani, onu yiyeceğiz. Armağan Bey, babanız arıyor dediler. Efendim baba dedim. Allah belanı versin. Alt telefonu kapattı. Baba kuşum aydın dedi. Hiç böyle o Armağan değil, o Armağan değil.
İşim bu. Ay! Şimdi ikinci perdede ev kiraları ne kadar onu konuşacağız. Şeyde de Uzak Doğu'da da bir Vietnam Kamboçya seyahati yapmıştık. Bisikletle bir kasabaya geldik böyle. Her yer tarantula, her yer yani kasabanın logosu o ve herkes onu yiyor. E dedik ki tamam yani biz de bunu yiyelim. Yoksa yani öyle tutup da filan abi gider öğlen bir ayı yer miyiz filan gibi bir dünya yok yani. Fas'a gidip salyangoz yememek gibi. Ya evet mesela Fas'ta salyangoz var ama mesela ben salyangozun da tadına baktım. Sonra ileride çok güzel büryancı vardı yerin altı şeyde alt tarafta büryanda. İnanılmaz lezzetli, acayip şahane kuzu eti vardı. Çok salyangozu çok lezzetli. Lezzetli ama ben kuzusuna bayıldım onun. Neyse biz yemeğe dalmayalım. Arda yakın zamanda magazin gündemine de girecektir. Haziran 2020'de makyaj videolarıyla tanınan influencer Melody Elbirlilerle kahvaltı yaparken objektiflere yakalanır. Çiftin arasındaki yaş farkı sürekli yeni malzeme arayan magazin basınına meze olsa da onların ilişkisi aşkın yaşının olmadığını bir kez daha gösterir. Uzun süredir aşk yaşayan çift 22 Eylül 2021'de görkemli bir düğünle dünya evine girer. Burada bir şeyi düzeltmek istiyorum ve buna da vesile olduğun için çok teşekkür ederim. Şimdi bizim yaş farkımız 17'ye kadar çıktı. Yani hiç 15'in altına düşmedi. Bir tane sağ olsun vicdan sahibi birisi 14 yazdı. Ama böyle 14-17 arasında gidiyor bizim yaş farkımız. Bizim 12 yaş farkımız var. Ben 47 yaşındayım. Melody de 35 oldu. Yani bunu düzeltmek istiyorum abi. Şunu 12 diyelim bütün magazin. Tamam, bu vesile 12'yi fixleyelim. Benim ağzımdan da çıkmış olsun. 12'de el sıkışalım abi. 12 son. 12 son. Bana gelişi 12 yaş. Vallahi üstüne kuruş koymadan veriyorum abi. 12'de el sıkışalım. Buyurun. Arda evde yemek yapınca Melody eve iş getirme demiş midir bilinmez. Romantik pozlarla gündeme gelen ikili Temmuz 2022'de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda bebek beklediklerini duyururlar. Bize de Allah analı babalı büyütsün, şansı bahtı açık olsun demek düşer elbet. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer cümlesini mutlaka bir yerlerden duymuşuzdur. Doğruluğu kişiden kişiye göre değişse de Arda'nın hayat hikayesine baktığımızda milyonların kalbine giden yolun çok çalışmaktan ve doğal olmaktan geçtiğini görürüz. Buna bir de tutan tariflerini ekleyebiliriz sanırım. Kim bilir, belki de bundan 100 yıllar sonra milenyum tariflerini araştıran bir tarihçi internetin dehlizlerinde dolanırken Arda'nın birebir tutan tariflerine denk gelecek ve yıllar sonra bile ölçünün hala nasıl tuttuğuna çok şaşıracaktır. Çok teşekkür ederim ya. Şahane bir akış olmuş. Çok güzel bir derleme olmuş ve yani eğlenceli bir kısa bir hayat geçidi gibi olmuş. Ben de yani keyifle, heyecanla seyrettim valla. Sizin hayatınız olduğu için. Değil mi? Enteresan yani. Ama ben de çok büyük bir ilgiyle seyrettim. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Çok sağ olun.